Dolayısıyla biz herkesin hakkını, hukukunu korumak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de şan ve şerefini korumak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün mazlum ülkelere kuruluş aşamasında örnek olmuş bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başında olan insan Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak zorundadır. Şan ve şerefini korumak zorundadır. Kendisine, Erdoğan'a 7 soru sordum. 7 soru. Vatandaş adına sordum. Tüyü bitmemiş yetim adına sordum. İşçi için, memur için, emekli için, sanayici için, işsiz için, çiftçi için, herkes için sordum. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu kadar aşağılayan bir mektup bizim tarihimizde yoktur. Başka ülkelerin tarihinde de yoktur. Ve bu mektubu sen neden kabul ettin dedi. 7 soru sordu. Beyefendi çok kızmış. Ayakları yere basmıyor. Havada geziyor. 7 soruyu ben kendim için sormuyorum. 82 milyon ve tarihimiz için soruyorum. Tarihimiz için. Tarih. Eğer tarih bilgileri varsa bu mektubu gönderen kişiye sen 82 milyon adına adam gibi cevap vermiyorsan o koltukta oturamazsın kardeşim. O koltuğa layık değilsin sen. 7 soruyu yine okuyorum. 1. Hiçbir şekilde diplomatik tamirlere uymayan ve hakaret dolu ifadeler içeren bu mektubu bu üslup kabul edilemez diyerek neden iade etmedin? Soru, neden iade etmedin kardeşim? Böyle bir üslup olmaz. Devletlerin geleneğinde yoktur ya. Burası herkesin gelip tokatlayacağı bir devlet mi kardeşim ya? 2. Okuduğunda bu ifadeleri nasıl hazmettin? Hazmedilecek ifadeler değil. Neden ve hangi korku, endişe ve ruh haliyle bu mektubu kabul ettin diyoruz. Nasıl kabul edersin sen bu mektubu ya? Bir de yalan uydurdular. Efendim o mektup geldi ama biz o ara işte bak cevabını verdik. Ne oldu? Barış Pınarı harekatını başladı. Halbuki mektup daha sonra geliyor. Çıktı ortaya o. Sonra baktılar o yalan. Bir başka yalan. Efendim mektubu çöp sepetine attık diyorlar mektubu. Beyefendi şimdi giderken beraber götüreceğim. Diyor tabii. Diyor tabii yani. Götüreceğim diyor. O ayrı. Götürür mü götürmez mi o ayrı bir şey. Devletin arşivine girdi. Girdiği için buna cevap verilmesi lazım. Öyle aldım götürüyorum. Ha ne el ayak mı öpecek orada? Adam gibi buradan oturacaksın. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Washington'daki büyükelçimiz götürecek. Senin mektubunu verecek kardeşim. O zaman olur mu? Daha önemli soru. Hakaretler içeren bu mektubu anında iade etmediğin gibi kamuoyundan da gizledin. Neden? Niye milletten gizledin? Hangi gerekçeyle gizledin? 4. soru. Bu mektubu Amerikalılar kamuoyuna duyurmasaydı üstünü örtecek, sessiz mi kalacaktı? Evet, üstünü örtecek ve sessiz kalacak. Bunun cevabını ben vereyim. 5. soru. Hakaretler içeren mektubun üstünü artık örtemeyeceğine göre milletin onurunu nasıl kurtaracak ve bu yakışıksız usluba Türkiye ve ABD arşivlerine girecek şekilde nasıl cevap vereceksin? Bunun da cevabını vereyim. Cevap veremez. Cevap veremez. Türkiye'nin şanıyla, şerefiyle bu adamın hiçbir ilgisi yoktur. Bir daha söylüyorum. Türkiye'nin şanıyla ve şerefiyle bu adamın hiçbir ilgisi yoktur. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. 6. madde. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının anayasal görevidir. 82 milyonun huzurunda ettiğin yemini hatırlıyor musun? Yemini okuyayım. Anayasanın 103. maddesi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi
tarafsızlık da yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi soruyorum, bu yemini hatırlıyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayan bir mektuba neden cevap vermiyorsun? Hangi gerekçeyle cevap vermiyorsun? Ve yedinci sorumuz, ettiğin yeminde bahsi geçen namus ve şeref kavramları senin için neyi ifade etmektedir? Evet, neyi ifade etmektedir? Ben bu soruları sorduğum için bana kızıyorlar. Beni eleştiriyorlar. Efendim bunlar sorulur mu diyorlar. Kim soracak? Kim soracak? Soran adamı yakalıyorsun, doğru hapse atıyorsun. Cumhurbaşkanına hakaret. Ne hakareti kardeşim? Sıradan soru soruyoruz. Adam gibi soru soruyoruz. İnsan gibi soru soruyoruz. Türkiye'nin çıkarları için soruyoruz. Bu ülkenin çıkarları için soruyoruz. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkenin böyle bir hakarete muhatap olması beyefendinin içine siniyor. Beyefendi bunların hepsini yedi yuttu. Benim içime sinmiyor. Ben 82 milyon adına konuşuyorum, o saray adına konuşuyor. Onun 82 milyondan haberi yok. O sarayda oturuyor. 82 milyon onun için yok. Onun için yok. Her türlü tehdide ve her türlü şantaja boyun eğen kişinin bu ülkeye faydası olmaz. Bu ülkeye faydası olmaz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.